x yerine 0 verdiğimizde y 4, y yerine 0 verdiğimizde de x 4 çıkıyor. Doğrumuz bu. 4, 4. Buranın uzunluğu 4 kök 2. 3, 1 noktası doğrunun üzerinde. Bakın şu uzunluk 1, bu uzunluk 1. İkizkenardaki üçgen 1, 1. O halde şurası kök 2. Buraya da 3 kök 2 kaldı. Orta noktası bu. Demek ki orta noktanın uç noktalardan birine uzaklığı, diyelim yukarı taraftaki A, aşağı taraftaki B noktası olsun, A'ya uzaklığı 4 birim olacak. Ve burası 3 kök 2. 3 kök 2, 3'ü içeri alırsak kök 18 yapar. 4 ise kök 16. Yani burada kök 18'lik mesafe var. Sadece kök 16 gidiyoruz. O halde işte A noktası buralarda bir yerde. Orta nokta burasıydı. Ve şurası da kök 2. Tabii kök 2 kök 16'dan küçük. Dolayısıyla B noktasının burada, buralarda bir yerde olması lazım. Yani noktalardan biri birinci bölgede, diğeri dördüncü bölgede. Söz konusu doğru bu olsun. A noktası simetri olan nokta, A'ya 0 noktası. A noktası da 6'ya 8 ve bu doğru üzerindeki nokta 2'ye 5. Bu hizada olmak zorunda değil. Bu tarafta olsun. Simetri aldığım için bunlar eşit ve burası 90 derece. Bu noktayı da B diyorum. A ve B noktalarını doğru üzerindeki noktayla birleştirdiğimde bakın bir ikiz kenar üçgen elde ediyorum. Yükseklik aynı zamanda kenarortay olduğu için. Demek ki A ile 2,5'in uzaklığı B ile 2,5'in uzaklığına eşit. 6 eksi 2 4'ün karesi. Kare kökleri yazmayacağım iki taraftan da. Eşitlik bozulmayacak. 8 eksi 5 3'ün karesi. Yani bu 5'in karesi yaptı. Eşittir A eksi 2'nin karesi artı 5 eksi 0 5'in karesi. 5'in kareleri giderse A eksi 2'nin karesi 0 olur. Demek ki A 2. O halde bu 2'ye 0 noktası. Doğru üzerindeki bir diğer noktada bakın AB'nin orta noktası. 2 artı 6 8 bölü 2 4. 8 artı 0 8 bölü 2 4. 4'e 4 noktası da doğru üzerinde olmalı. 2 noktaya bağlı doğru denklemini öğrenmiştik. Oradan doğrunun denklemini yazalım. Y eksi Y1 5 bölü Y1 eksi Y2 yani 5 eksi 4 eşittir. X eksi X1 2 bölü X1 eksi X2 yani 2 eksi 4. Şurası 1 yaptı. Burası eksi 2 yapıyor. Ben bu eksi 2 2 olarak karşıya atarsam şu üst tarafın yerini değiştirmem yeterli dengelemek için. Yani 2'ye eksi 10 eşittir. Burayı da 2 eksi x yaptım. X'i de sola aldığımda x artı 2'ye eksi 10 eksi 2 de geliyor. Eksi 12 eşittir 0. Aradığım doğrunun denklemi cevap B. D 0,6 diklik merkeziymiş. Yani şu uzunluk 6. Eksenlerin de birbirine dik olduğunu biliyoruz. Bir noktası Y, diğer iki noktası da X ekseni üzerinde olduğu için bakın bir dik buradan geliyor. Bir dik de buradan gidecek. Yani şöyle bir şey olması lazım. Alfa 90, beta 90. Alfa 90, beta yine burası da beta. Bu nokta K'ya 0 olsun. Bu nokta da T'ye 0 olsun. Burası da 0'a P olsun. Ağırlık merkezi eksi 1'e 3. Yani T artı K artı 0 bölü 3 eksi 1. Buradan T artı K eksi 3. P artı 0 artı 0 bölü 3 yani P bölü 3. 3 demek ki P 9. Yani şu uzunluk 9. O halde şurası da 3. Şu dik üçgene baktığımızda tanjant alfa karşı bölü komşudan K bölü 9. Şu dik üçgene baktığımızda ise tanjant alfanın 6 bölü şuranın uzunluğu t negatif olduğu için mutlak değer t yani eksi t eşit olduğunu görüyoruz. Şuradan t'yi yalnız bırakırsak veya t'yi karşıya atalım eksi t olarak eksi 3'ü bu tarafa alalım. K artı 3 eşittir eksi t yani eksi t yerine k artı 3 yazabiliriz o halde. 6 bölü k artı 3, k bölü 9'a eşit. Buradan k'yı bulabiliriz. İçler dışlar yapalım. K çarpı k artı 3 eşittir. 6 çarpı 9, aralarında 3 fark var. Demek ki k'yı 6 alabilirim. Burası da 9 olacak. O halde k 6. K 6 ise şu uzunluk 6, eksi t k artı 3 ise şu uzunlukta 9. Taban 15, yükseklik 9. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenin alanı.
15 çarpı 9 bölü 2. 9 ile 15'i çarptığımızda 9 kere 10 90, 9 kere 5 45 alanı 135 bölü 2 birim kare olarak buluruz. Merkez burası olsun. Merkezi A ve B ile birleştirdiğimde şurası 120 derece verilmiş. Demek ki merkez açı da 120 derece. Buralar yarıçap olduğu için birbirine eşit, hatta şekle biraz yaklaşalım. 120-30-30 üçgeni. AB uzunluğu 12 santimmiş. 120-30-30 üçgeni olduğu için yarıçapın biz 4 kök 3 olduğunu anlıyoruz. Ki kök 3 katı 12 olsun. CD'ye 180 derece olduğuna göre bu yarım çember. Dolayısıyla merkez burada. Yarıçap 4 kök 3. CD çap olduğu için uzunluğu 8 kök 3. EF'ye 270 derece, merkez şurası olsun. Dolayısıyla diğer tarafa 360'a tamamlarsak 90 derece kalıyor. Buralarda yarıçap olduğu için ikizkenar dik üçgen söz konusu. Yarıçap 4 kök 3 ise EF uzunluğu bunun kök 2 katı 4 kök 6. Bizden CD uzunluğu ile EF uzunluğunun çarpımı istenmiş. Yani 8 kök 3 ile 4 kök 6'yı çarpıyoruz. 8 kere 4 32, kök 3 kök 6 kök 18. 18 9 çarpı 2 olduğundan 9 3 olarak dışarı çıkar. 3 ile 32'yi çarptık. 96 kök 2.